Hadi gel bakalım. Tamam öğretmenim. Ünite 6'da işlerimizi listelemeyi, sonra okula hazırlanmayı işlemiştik. Anlat bakalım. Günlük hayatımızdaki işlerimizi bir düzen içinde yaparız. Bunlar sabah kalkıp, yataktan kalkıp, elimizi yüzümüzü yıkayıp... Günlük hayatımızdaki işlerimizi bir düzen içinde sabah yataktan kalkınca elimizi yüzümüzü yıkayıp koordinasyon eksikliği, beslenme zorluğu başlayacak. Zamanla hafıza kaybı da başlayacak. En temel şeyleri bile hatırlamakta zorluk çekecek. Bir çeşit bunama diyebiliriz. Baştan başlamak ister misin Öykü? Elimizi, yüzümüzü... Bir bitiremedi elini yıkamayı. İlayda, çok ayıp. Öykücüğüm. İyi misin sen? Evde bir sorun mu var? O yüzden mi çalışamadın? Öğretmenim, yemin ederim hepsini çalışmayacaktım. Neden aklımdan çok gitti. Tamam tamam. Sorun değil, bir dahaki sefere yaparsın. Hadi otur bakalım yerine. Devam ediyoruz sözlüğümüze. Evet. Sessizlik ama önce. Öykü. Öykü iyi misin? İyiyim. Yani ödevlerimizi unutmuyoruz. Yüzünü yıkadıktan sonra ne yapıyorsun? Öyle diye kalıyor musun? İlayda bak ne olur git. Elinizde havlu yok mu akıllım? Kurulasana elini. İlayda ben seninle uğraşamayacağım. Biz susalım. Sen kekelemeye devam et. Öyle daha eğlenceli oluyor. Uyanmayacağım. Ya bak İlayda git başına. Annene baban seni bebekken yere mi düşürdü? Ya bak İlayda. Öykü. Ne? Öykü. Gerçekten de yere düşürmüşler. Yazık. Çok yazık. Öykü üzülme. Geçti tamam mı? Görüşürüz. Öykü. Ya sen nereye gidiyorsun? Merhaba Öykü. Nasıl geçti okul? İyi. Öykü iyi misin? Hı hı. İyiyim. Öykücüğüm iyi misin sen? Hasta mı oldun yoksa? Yok iyiyim ben. Hasta olmadım. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Baban söylesin. Söyle babası. Dondurma yemeğe. Neyin var senin bakayım? Yok bir şey. Yüzün mahkeme duvarı gibi. O ne demek? Hı, bu demek. Hı hı. Senin sözlü mü kötü geçti? Ha, ondan. Anlaşıldı. Olsun güzelim. Her seferinde senin istediğin gibi geçecek değil ya. Bir dahaki sefere düzeltirsin. Hafta sonu benimle çiftliğe gelmek ister misin? Orada bir tane bebek buzağı var. Ben doğurttum. Onu severiz. Sen mi doğurttun? Hı. Böyle çok tatlı. Bu bebek dediğime bakma. Kocaman. Canım abla. Bebekler nasıl oluyor? Yani ben nasıl oldum? O bebek buzağı nasıl oldu? Hmm. Onu baban anlatsın istersen. Şey... Yani... Kadın... Erkek... Yetişkinler ama, yetişkinler. Böyle beraber... El ele... Neyse canım, büyüyünce öğrenirsin zaten yavrucuğum. Ne hiç büyüyemezsem? Aa, o ne demek? Aa, iyi ki bir sınavdan kötü not almışsın. Bu nedir, bu kadar dramatize etmenin bir anlamı var mı yani? Öykü? Neyse hadi, tamam hadi gidiyoruz, tamam. Geçecek, geçecek. Sakin ol Öykü, sakin ol. Dur kızım, bekle. Öykü'ye süt götürüyordum, kendime de kahve yaptım. Siz ister misiniz? Evet, yok sağ olun, gerek yok. Bir su içip yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. Öykü, girebilir miyim? Tamam Candan abla, gir. Süt getirdim. İyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim Candan abla. Hasta mı oluyorsun? Yüzün kireç gibi olmuş. Terlemişsin de. Dur ateşine bakayım bir. Yok. Şimdi ben yoruldum okulda biraz. Yatarım geçer. Tamam peki. Ama bak okulun derslerini falan bu kadar kafana takma. Sen akıllı kızsın, halledersin. Hadi yat bakalım, çok çalıştın bugün, yat. Bunu da alalım. İyi geceler. İyi geceler. Yeni Kapı, Özneciler, Halit, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayrantepe, Levent, 4. Levent. 'Sanayi', 'İTÜ', Atatürk Otosanayi, Darüşşafaka, Hacı Osman. Ne oldu, güncelleme mi geldi sana? Susma düğmesini mi koymuşlar bu versiyona? Şişt. Allah Allah. Taş yağacak başımıza. Görüşürüz o zaman. Selamünaleyküm, ne haber? İyi. Gelsene. Mertcan, ben bugün gelmeyeceğim. Niye ki? İstemiyorum. Öğretmen çok kızı. Mertcan, gelmeyeceğim ben. Bana herkes gülecek şimdi. Ya Öykü, nereye gidiyorsun ya? Öykü, gelsene. Gelmeyeceğim Mertcan. Öykü, ne haber? Sen kimsin? Ben babanın bir arkadaşıyım. Oturabilir miyim? Babamın arkadaşı mı? Evet. Babanın çocukluk arkadaşı. Dur. Nereye gidiyorsun? Gel böyle. Gel böyle. Senden babana bir mesaj iletmeni istesem yapar mısın? Sen söyle. Sen onun arkadaşı değil misin? Sen ilet mesajı. Biz eski arkadaşız. Yani eskiden arkadaştık. Bitti bizim arkadaşlığımız. Onun için senden rica etsem sana söyleyeceklerimi babana anlatır mısın? Babana de ki, bana borçlu olduğu her şey, ama her şeyi ondan geri alacağım. Niye erken geldin sen okuldan? Ders boştu. Allah Allah. Ne olmuş ki? Bana bak, sen yine okuldan kaçmadın değil mi? Kaçsam ne olur? Ben olur. Benim gibi olmak istiyorsun. Merhaba. Candan Hanım, ne oldu? Durun. Yavaş. Mesleki kaza diyelim. Durun. Yavaş. Tamam. Aldım ben. Tamam. Çok sağ ol Toprak. Estağfurullah abla. Geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Nasıl oldu peki? Şimşek'in aşımına uğradım. Şimşek? Şöyle... Geçen Candan ablam bir tane at muayene etmişti ya. O işte. Şimşek. Böyle. Heh. İyi mi böyle? İyi, çok teşekkür ederim. İyi, rahat. Doktor baktı mı? Baktı. Ufak bir dokuz edelenmesi. Ya mutfakta şey var, ağrı kesici var. Onlardan 2 tane alabilirsem iyi gelecek. Zahmet olmazsa. Tabii tabii, hemen getiriyorum, getiriyorum. Candan abla. Efendim? Şimşek niye böyle yaptı ki? O senin arkadaşın değil miydi? O seni sevmiyor muydu? Seviyor. Ama insan bazen sevdiklerini istemeden zarar verebiliyor. Şöyle getirdim. Teşekkür ederim. Büyük geçmiş olsun. Geçer şimdi. Aman be, bu ne? Of, yandım. Yemek yapmayı bilmiyor musun? Bilmiyorum, evet. Kibrit alsana sen. Ne yapacağım? Çorbaya mı koyacağız kibriti? Nereye? Bak işte. Şöyle kibritleri... Şöyle ağzına sok. Yanmasın. Göster. Koy, 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 koy. Ha? Ne yapıyorsun ya? Ağzına kibrit sokarsan gözlerin olmaz ki. Saçma sapan konuşma. Beni mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak onlar biraz iri... Doğra. Başlayacağım şimdi iri ha. Doğruyoruz işte. Doğru o zaman. Öyle öyle, öyle öyle ha. Ver şu kibritleri, ver. Bunlarla artık şimdilik de. Hoppa. Candan abla, bak sana yemek getirdik. Aa, çorba. Yastık, yastık. Şöyle. Teşekkür ederim. Ha? Kızım hayır, hayır. Dur, dur, dur. Geç, hayır, dur. Geç. Salam var mı? Ben şimdi geliyorum. Candan abla, ikimiz yaptık babamla. Beğendin mi Candan abla? Çok güzel, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Al onu yavrum, şöyle koy. Şunu da, şunu da. Ne oldu, ağrınız mı var Candan Hanım? Yok, yani ağrım var da tuvalete gitmem lazım. Tamam, ben yardım ederim. Yardım ederim ben, siz yine dikkat edin. Yavrum sen de topla işte ortalığı. Toplarım. Hadi son basamak. Geldik. Ben açayım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bundan sonrasını hallederim. Tamam. Rahat rahat yapın. Yani ben burada götürmek için bekleyeceğim sizi. Tamam. Kendine gel ya. Ne diyorsun sen? 8 kere 7, 56. 8 kere 8, 64. 8 kere 9. 8 kere 9. 64. 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72. 8 kere 10. Öykü. Ne yapıyorsun? Ödevi mi var? Hı hı. Yardım edeyim mi sana yatmadan? Yok Candan abla, ben kendim çalışırım. Peki, nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. 10, 80. 8 kere 10, 80. Şöyle açayım. Yavaş canım ben, yavaş. Ah. Ben mi bir şey yaptım? Yok yok, ben biraz sert bastım üstüne galiba. Tutun bunu. Ah. Açayım ben. Dolaptan pijamamı verebilir misiniz? Nasıl? Pijama. Nereden? Şurada, dolaptan. Dolaptan. Hı? Şurada. Tabii. Bu... ikinci rafta üstte. İkinci. Mavimsi bir şey var. Aha. Altıda. Evet. Bu. Evet, aynen. Tamam, ben giyerim. Ha, tabii tabii giyersiniz, doğru ben. İyi geceler o zaman. İyi geceler, teşekkür ederim. Bunu da kapayım, görünmesin. Şey olmasın yani. Evet. Demir Bey gerçekten yeter bu kadar. Çok zahmet oldu size. Yani bitti zaten durum. Biz yardım edelim size. İşte becerebildiğimiz kadar yaptık bir şeyler. Tut beni Candan abla sıkı. Basmayın yine üstüne. Oo, elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Şöyle. Canan abla sen sıkı tutun. Ben bakayım. Günaydın ufaklık. Günaydın. Murat? Candan ne oldu? Bu ne hal? Ya, önemli bir şey değil. Şimşek yaramazlık yaptı işte. Ne demek önemli bir şey değil? Röntgen çektirdin mi? Hangi hastaneye gittiniz? Siz neden ilgilenmiyorsunuz arkadaşı olarak? İlgileniyoruz ya, görmüyor musunuz? Ya Murat ilgileniyorlar. Ya o kadar önemli bir şey değil ya Basit bir doku zedelenmesi o kadar. Aşk olsun yani. Kaza geçirmişsin, bir haber bile vermiyorsun. Ne demek önemli bir şey değil? Murat gerçekten ciddi bir şey değil. Ciddi bir şey olsa ben anlarım. Candan lütfen saçma sapan konuşma. Ya Candan abla. Bence git bir doktorlar baksın sana. Ufaklığı dinle. Hadi benim hastaneye gidiyoruz. Hem bir bakalım bir şey yoksa da içimiz rahat etsin. İyi peki tamam. Sen niye geldin ki bu saatte? İşte bu evin alım satımı için arkadaşıma gidecektik ya. Aa tamamen çıkmış aklımdan. Mesaj atsaydın bana. Attım Candan attım. Neyse görmedin herhalde önemli değil. Hadi gel bakalım şu bacağını senin. Gel. Bir şeyler yeseydiniz önce. Ben haber vereceğim size. Merak etmeyin, ben en iyi şekilde ilgileneceğim Candan'la. Şüphe yok. Bu adam aşık mı Canan ablaya? Evet. Onu sevmedim. Hayret, tamamen aynı fikirdeyiz. Bir şey de yemedin. Sofra kaldı öyle. Sen de yemedin. İştahım kaçtı benim. Benim de kaçtı. Dur. Al. Acıkırsan tost alırsın. Bir de süt. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Altı kere 9, 54. 6 kere 10, 60. Aferin, teşekkür ederiz. Hadi geç bakalım yerine. Öğretmenim çok özür dilerim. Çok geç kaldım. Olsun, bir şey olmaz. Hadi 7'leri de sen say bakalım. Tamam. Hatırlayabilecek misin? Dinliyoruz Öykü'yü. Yedi kere bir, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49. 7 kere 8, 56. 7 kere 9, 63. 7 kere 10, 70. Aferin Öykücüğüm. Geç bakalım yerine. Süpersin. Ya, gerçekten iyiydim değil mi? Hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim ben. Sen her zaman süpersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.